Özü sözü insan TRT ekranlarından TRT 1 ekranından bu toprağın sesinden Herkese bereketli bir sabah diliyoruz. Bizler bugün bu toprağın sesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projelerini son dönemde yaptığı çalışmaları konuşacağız. Ve çok kıymetli bir konuğumuz var efendim. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcımız Sayın Ebu Bekir Gizli Gider bugün bizlerle birlikte olacak. Eğer sorularınız varsa WhatsApp üzerinden sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Ben de Sayın Bakan Yardımcıma bu bir saatlik canlı yayın içinde bu soruları ileteyim. Nevzat Artık Profesör Doktor Nevzat Artık biliyorsunuz her gün tüketicilere böyle önemli bilgiler, püf noktaları veriyor. Bugün markete gidiyoruz fermente süt ürünleri alırken etiketlerin üzerinde bazı yazılar görüyoruz. Doğal, köy ürünü ya da anne eli değmiş gibi. Şimdi mevzuatta bir değişiklik yapıldı. Peki bu mevzuattaki değişiklikler neler? Biz tüketiciler için nasıl bir fayda sağlayacak ve fermente süt ürünleri insan sağlığına ne kadar faydalı? Bütün bunları konuşacağız. Peki ne zaman? Tabii ki reklamlardan sonra. Lütfen bir yere ayrılmayın. Reklamlardan hemen sonra buradayız. Bu toprağın sesinde bugün. Yoğurt, ayran, kefir gibi fermente süt ürünleri tebliğinde Kasım 2022'de yapılan değişiklikler bugünkü konumuz. Fermente süt ürünleri tebliğinde neler değişti? Etiket bilgilerinin değişmesinin tüketiciye yararı nasıl olacak? Fermente süt ürünlerinin insan sağlığına faydaları neler? Fermente süt ürünleriyle ilgili merak ettikleriniz Profesör Doktor Nevzat Artık'ın anlatımıyla sizler için ekranlarımızda olacak. Dünyada başta salgın ve savaş kaynaklı gıdaya ulaşım güçlüğü gibi nedenlerle tarım alanında yaşanan zorlukların ardından tarımda yeni yıl hedeflerini konuşuyoruz. Türkiye tarımda nasıl bir sene geçirdi? Bakanlığın yeni dönemde uygulamayı düşündüğü projeler neler? Türkiye, tarımsal üretimde kendine yetebilen bir ülke mi? Stüdyo konuğumuz Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli Gider, ülkemiz tarımındaki sorunların çözümleri ve yeni dönem hedeflerini sizler için anlatacak. Hepsi birazdan bu toprağın sesinde. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, WhatsApp üzerinden sorularınızı, fotoğraflarınızı ve videolarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp numaramız 0506 987 27 79. Efendim birazdan Bakan Yardımcımızı ağırlayacağız ama öncesinde her zaman olduğu gibi gıda mühendisi profesör doktor Nevzat Artın püf noktaları bizim için oldukça önemli. Günaydın hocam. Günaydın Nasılsınız? Günaydın. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ne kadar şıksınız, ne Sağ olun, kadar güzelsiniz. Siz de öylesiniz. Çok teşekkürler. Şimdi hocam sizin bu enerjiniz, bilgi birikiminiz aslında biz tüketiciler için oldukça önemli. Zira çok önemli püf noktalarını veriyorsunuz. Şimdi bugün e, bakan yardımcımızı ağırlayacağız. Dolayısıyla aslında gıda deyince ve gıda kontrolü ya da gıda ile ilgili herhangi bir mevzuat değişikliğinde birebir Tarım ve Orman Bakanlığı zaten e, mevzunun içinde. Şimdi biz özellikle bugün, Fermente süt ürünlerini konuşacağız. Ben açılışta dedim ki yanlışım varsa düzeltin. Hocam giriyorum ben markete. Şimdi işte süt ürünü alacağım. Evet. Doğal yazıyor, köy ürünü yazıyor, anne eli değmiş gibi yazıyor, yazıyor da yazıyor, yazıyor da yazıyor. Ben böyle baka kalıyorum. Hangisi ne, ne oluyor? Şimdi ama e, yeni değişiklikle artık benim bu kafa karışıklığım ortadan kaldırılacak mı? Gıda ile ilgili. Kurallar dizisi veya gıda mevzuatı konusunda Tarım ve e, Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ve Gıda İşletmeleri ve hı hı. Kodeks Dairesi sorumlu. Şimdi o e, sizin bahsettiğiniz etikette herkes istediğini yazamaz. Hı. O nedenle e, bazı e, söylemler de tüketiciyi aldatmaya yönelik e, olabiliyor, kullanılabiliyor. Ee, doğal yazıyor, ee, süt ve süt mamüllerinde sadece onda yazabiliyor izin verildi. Çünkü süt ve süt mamülleri tüketiminin artırılmasına yönelik. Şimdi yeni e, şeyde, e, düzenlemede, <laughs> yani kurallar dizisinde ara sıra günün koşullarına göre değişiklik yapılabiliyor. Bu e, tebliğdeki değişiklik 22 Kasım'da oldu ve uzun çalışmalar sonucunda değişiklik yapılıyor. Adına revizyon deniyor. <laughs> Burada kefir... Burada masada örnekleri var. Süzme yoğurt konusunda yeni tanımlamalar yapıldı. Çok fazla değişiklik yok. Türkiye Türkiye özgü bir ürün, süzme yoğurt ve bununla ilgili yeni kriterler getirildi. Biraz evet sizin söylediğiniz fermente ürün, yani mayalanma diyelim, kolay anlaşılması için üzerinde köy sütü, sanki diğeri başka bir sütmüş gibi, ev anne eli değmiş, geleneksel çiftlik yüzde yüz gibi böyle abartılı ifadeler bazen kötüye kullanılabiliyor o nedenle yeni tebliği de bunlar kaldırıldı önemli değişikliklerden bir tanesi sizinle hep konuşuyoruz ülkemizde tuz tüketiminin azaltılması gerekiyor evet. Dünya Sağlık Örgütü günde 5 gram kişi başı tuz öneriyor o nedenle bu tebliğ değişikliğinde ayrandaki tuz miktarı yüzde birden 0.8'e düştü. Ha, evet. Ama bazı firmalarımız sadece bunu daha da düşüren var. 0.6'ya kadar, yüzde %0.6'ya kadar düşüren firmalar var. Çünkü daha az tuz tüketmeliyiz. Peki. Hocam şimdi hemen şöyle bir örnekle göstereyim. Normalde tabii bu Ankara Üniversitesi'nin üretimi. O yüzden çok rahatlıkla gösterebiliyorum evet. ama markette işte girdim ben. Bunun üstünde bu e, Neymiş bu beyaz peynirmiş bu beyaz peynirin üzerinde anne eli değmiş gibi yazıyordu. Artık yazamayacak. Peki yazamaması işte tüketicinin nasıl bir yararına yani nasıl bir fayda sağlayacak? Ben artık e, hangi ürünün içeriğinin ne olduğunu nasıl anlayacağım? Şimdi bütün hazırlanan mevzuatlar kurallar dizisi tüketicilerin aldatılmasını engellemek. <laughs> Şimdi bunu anne eli yazdığınız zaman. Anne de bunu aynı şekilde yapacak. Üniversitede üretilmiş bu ürün üniversitede de kimsenin eli değmiyor. Proses var, ona göre. E, işlemler yapılıyor. Yani aynı işlem yapılıyor ama bir diğerini anne eli görmüş tüketici ha bu annenin ürettiği bundan daha iyi diye onu tercih edebilir. Ya e da doğal yazıyor ondan doğal dolayı. Doğal süt seçen. ürünlerinde e, izin veriliyor. Çünkü hı hı. süt tüketimin süt ve süt mamulü tüketiminin artırılması için. Bakın önemli ürünlerimizden bir tanesi yine değişikliği biraz konuşalım. Olur. Bakın labne denen bir peynirimiz var. Bu Normal peynir e, gibi düşünülmesine rağmen <laughs> yoğurt kültürü kullanılarak hazırlanmıştır ve çok önemli bir üründür ülkemizin. Ben Dubai'de bir gıda fuarına gittim. Bütün e, şeyler, katılımcılar Türk labdesini yemek için <laughs> e, geliyorlar ve bunu şöyle yiyorlar. Bunu bir ekmeğin üzerine sürüp üzerine bir reçel, bal e, koyup sabah kahvaltısında tüketiyorlar. Bu şimdi e, fermente e, süt ürünleri tebliğinden veya mevzuatından çıkıp kendi özel tebliği hazırlanacak. <laughs> bu şekilde ana amaç tüketicilerin aldatılmasının engellenmesi, tuz tüketiminin azaltılması. Bir de hocam İş... galiba bizim daha iyi etiket okumamız gerekiyor Tabii. artık. Yani bu farkındalığa, bu bilince e, biraz daha yakınlaşmamız gerekiyor. Zira aldığımız her ürünün arkasında evet biliyorum sevgili izleyicilerim çok küçük yazıyor. E, ama Dikkat edelim. En azından belli başlı hocalarımızın söylediği püf noktaları bizim için önemli. Peki fermente süt ürünleri tebliğindeki değişiklikler. Biraz evvel söyledim. Süzme yoğurt için yeni kriterler geldi. Köy, geleneksel, çiftlik ve %100 gibi ifadeler kaldırıldı. Evet. Ayran'da tuz oranımız düşürüldü. Yavaş yavaş söylüyorum ki izleyicilere anlaşılsın. Bakın %1'den 0.8'e düşürüldü. Ama bazı firmalar %06'ya kadar da düşürebiliyor. Hı. Yani %1'den fazla olmayacak. %4 de 0.4 de yapabilir. Bir de tebliğ kapsamında bazı ürünlerde starter kültürün maya e, kullanıldığı zaman bunların etikette ne olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Ha. Hangi maya kullanıldıysa ee, devam edelim. Bir bazen laktozsuz süt üretiliyor. Evet. Laktaz enzimi kullanılıyor. Sadece laktaz enzimi kullanılacak. Başka bir süt ve süt mamulünde hmm. enzim kullanılacak. Yani şekeri Güzel. parçalıyor laktozu ve böylece şişkinlik oluşturmayan bir ürün oluşuyor. Peki. Devam edelim. aroma vericiler kaldırıldı. Yani süt ve süt mamullerinde aroma e, ilavesi yasaklandı. Hocam bu özellikle ben de öyle, diğer tüketiciler için de öyle. Hani aroma verici yazısını okuduğumuzda bir alsak şüphe mı, oluyor. Değil evet, mi? bir şüphe oluyordu içimizde. Şimdi tebliğde bu da kaldırıldı. Peki. Biraz evvel söyledik labne kendi e, özel mevzuatı hazırlanacak. Devam edelim. Özellikle kefirin çok önemli bir gıda olduğunu söylemek lazım. Altın çizelim e, diye. Tabi yani Kafkas kökenlidir. E, Rusça da ee, ...bağışıklığı sağlayan önemli bir gıda olarak geçmektedir. Bağışıklık sistemi işte Covid döneminde hepimiz yaşadık. Sindirimi düzenliyor. Tansiyonu ve kalp rahatsızlığına iyi geliyor. Kas ve kemik sağlığını koruyor. Yani bir ilaç gibi algılanmasın bu da kefir önemli gıdalardan birisi. Ve çocuklarımız meyve e, suyu içmiyor. Kefirle meyve suyunu firmalarımız birlikte ha, ha. üreterek... Çocuklara da ikisini birlikte tüketmesini sağlayabiliriz. Orada o zaman merak ettiğim bir şey sorayım hocam. Kefir alırken e, sadeyi tercih etmemle, sade kefiri tercih etmemle, e, meyveli kefiri tercih etmem arasında ciddi bir fark var mı? Yok, sizin tercihinize bağlıdır. Kimisi e, sade sever, kimisi meyveli sever. Çocuklar daha çok meyveli seviyor. Küçük az miktarda içiyor. Onun için boyutları da küçürüldü ama genelde... Firmalarımız sade ve meyveli birlikte servis yapıyor. Nevzat hocam hangisini tercih ediyor? Sade mi meyveli ee, mi? Ben e, kefir noktasını alalım. E, kefir artık kayısı pulpu olanı tercih ediyorum. Çok beğeniyorum. Yani diğerleri kötü anlamda değil. değil. Ben tercih. sizin tercihinizi merak ediyorum. Devam et. edelim. Ee, soruluyor kefiri ne zaman içelim? Sabah mı öğlen mi akşam mı? İstediğiniz zaman günün herhangi bir saatinde kefiri tüketebilirsiniz. Özellikle akşam 8'den sonra bir şey yememesi gerekenler evet. akşam üzeri bir kefir içip e, uykuya dalabilirler. Devam edelim. E, tabii burada söylediğimiz biz hani bu hoca da her şeyi yiyin diyor. Bizim söylediğimiz sağlık durumu normal olan e, her türlü gıdayı e, yasaklaması olan e, doktorun önerileri doğrultusunda kullanması gereken kişilerimiz var. Bunu hep altını çiziyorsunuz. Bazen de kef Peki. kefirin bazı böbrek rahatsızlıklarında kullanılmasında sakıncı olabilir. Onu da söylüyoruz. Bakın gıda ile ilgili tüm mevzuat Tarım Bakanlığımızda yaşayan bir mevzuattır. Yani gün gün içinde veya zaman içinde değişiklik gerektiği zaman değişiklik yapılır. Biz buna revizyon diyoruz ve bu şekilde ülkemizin gıda mevzuatı 2250 sayfadır. AB'ye %95'in üstünde uyumludur. Hmm. ...ülkemizin mevzuatı yeterlidir. Peki. Şunu söyleyelim o zaman hocam. Hep söylüyorsunuz 7'den 77'ye diyoruz ama tabii artık e, 77 değil. Yani Türkiye'nin de e, ortalaması e, ömür olarak daha da uzadı. Dolayısıyla herkesin süt ve süt ürünlerini tüketmesi gerektiğinin altını çizelim. Tabii. Yani hep gençler süt içsin gibi algılanmasın. 7'den, 7'den 90'a diyelim. 7'den 90'a ee, diyelim. Tüketelim çünkü kemik sağlığı için ve e, osteoporoz için... Çok önemli. Özellikle de kadınların daha yani, çok evet. tüketmesi gerektiğini anlıyorum. Peki hocam çok teşekkür Rica ediyorum tüfeği noktalarını verdiğiniz için. Biz yerimizi alırken Sayın Bakan Yardımcımızı da stüdyoya davet edelim. Bu toprağın sesinde bugün. Dünyada başta salgın ve savaş kaynaklı gıdaya ulaşım güçlüğü gibi nedenlerle tarım alanında yaşanan zorlukların ardından tarımda yeni yıl hedeflerini konuşuyoruz. Türkiye tarımda nasıl bir sene geçirdi? Bakanlığın yeni dönemde uygulamayı düşündüğü projeler neler? Türkiye tarımsal üretimde kendine yetebilen bir ülke mi? Stüdyo konuğumuz Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli Gider, ülkemiz tarımındaki sorunların çözümleri ve yeni dönem hedeflerini sizler için anlatacak. Hepsi birazdan bu toprağın sesinde. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir, WhatsApp üzerinden sorularınızı, fotoğraflarınızı ve videolarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp numaramız 0506 987 27 79. Bu toprağın sesi bugün çok kıymetli bir konuğunu ağırlıyor. Tarım ve Orman Bakan Bakan Yardımcısı Sayın Ebu Bakir Gizli Gider. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. de geldiniz. Nasılsınız? Çok sağ olun. Sizler nasıl? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. E, Nezat Hocam'la az önce söyledik. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çok ama çok önemli işleri var. Dolayısıyla aslında e, dün de Dünya Toprak Günü'nü aslında konuştuk. Bizim bereketli topraklarımızın aslında ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Dolayısıyla toprak deyince, üretim, üretim deyince çiftçi akıllara geliyor. Şimdi bütün bu üçlemeye baktığımızda ülkemizde genel olarak bu sene tarımsal anlamda ne gibi bir beklenti vardı? Bu beklenti karşılandı mı? Bu sene için öncelikle şükretmeliyiz. Çünkü harika bir yıl geçirdik. Beklentilerin üzerinde bir yıl geçirdik. Dünyanın farklı coğrafyalarında Çin'den Avrupa'ya oradan Kuzey Afrika'ya ciddi bir kuraklığın yaşadığı bu dönemde çok şükür Türkiye e, beklenenden daha yüksek rekoltelerle yılı kapattı. Çiftçimizin önemli ölçüde mutlu olduğunu düşünüyoruz. Özellikle bahar aylarında bir endişe vardı. Türkiye'de de dünyada da bu endişe vardı. Ama biz Türkiye olarak bu endişenin gereksiz olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Acaba ürün verimi nasıl olacak? Hı hı. Ee, gübre yeterince atıldı mı acaba yağmurlar ne kadar yeterli oldu ee, değişen iklim olaylarının bu yıla etkisi nasıl olacak ama çok şükür ben size burada rakamları da paylaşabilirim mesela e, geçen yıla göre yani 2021'e göre ortalama %8 daha artmış üretimdeki evet. e, önemli niceliğimiz evet. yani yaklaşık 127,5 milyon tona e, ulaşacağız Mesela birkaç üründe de izniniz olursa çok kısa olarak bahsetmek isterim. Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde ortalama 14. Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 4 artış var. Buğdayda yüzde 12 ki bu, evet. bu bizim için son derece önemli. Buğday bizim temel e, bitkisel üretimde, temel evet. e, üretim maddemiz. Arpa'da yüzde 48, çok büyük bir artış söz konusu. Mısır'da yüzde 23 hocam bir artış. Hayvancılık var. için de önemli, çok önemli. Hayvancılık unsak girdisi için Hı. çok önemli. Yine bir, ayçiçeği tamam. son derece önemli. Çünkü ayçiçeğinde biz kendimize yeterli bir ülke değiliz. Evet. Birkaç e, başlıktan biridir ayçiçeği. %5.6 civarında bir artış var. Şeker pan pancarında %7 bir artış var. Kırmızı mercimekte %75 bir artış var bir önceki yıla göre. Evet. Yine pamukta %22 bir artış var. O yönüyle bu yıl oldukça başarılı geçti. Tabii e, Sayın Bakanımızın Hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde uyguladığı politikalarla da e, özellikle TMO fiyatları, e, ürün fiyatları bu sene yüz güldürdü diye düşünüyoruz. Peki. Şimdi hep bahsettiğimiz bir mesele var üstünde çizdiğimiz. E, gıdayı yöneten dünyayı yönetir. Evet. Türkiye bu konuda da aslında öyle değil mi Nevzat Hocam? Oldukça bereketli topraklara ve çalışkan çiftçilere sahip. E, hepsine buradan selam olsun özellikle pandemi döneminde biz şehirlerde rahat edebildiysek marketler doluysa gıdaya ulaşımda eğer bir problem yaşamadıysak altını çizelim çiftçilerimiz sayesinde. Tabii. Şimdi dolayısıyla Sayın Bakanım da bugün burada konukken mutlaka çiftçilerimiz sizden bu yıl ne kadar bir tarımsal destek aldılar? Ee, önümüzdeki dönemde çiftçilerimiz sizden nasıl bir destek alacaklar? Bakanlık tarafından bunları da merak ediyorlar. Onu paylaşalım. Öncelikle Sayın Bakanımızın deyimiyle söyleyeyim. Eli öpülesi çiftçilerimiz. Evet. Gerçekten eli öpülesi. Biz de öyle çiftçilerimiz. Evet. Çünkü e, dünyada bunun örneği Türkiye oranında yaşanmadı. Nedir bu? Pandemide evet herkes korktu. Tabii. Ee, Sokağa bile çıkmadılar. Elbette. Evet. Ee, ancak Avrupa'yı falan gördük ya Ebu Bekir. E, o market hani, görüntülerini o market görüntüleri unutmadık. Ee, ve adeta birbirinin ürününe, birbirinin maskesine efendim bir şekilde gasp etmeye çalışan Dev ülkeleri falan gördük, öyle ne değil yazıkça. mi? Açık denizlerde gemilerini gasp etmeye çalışan, evet. tahıl ürünlerini gasp etmeye çalışan, bunlar daha iki yıl önce yaşadığımız, çok yakın zamanda yaşadığımız süreçte. Ama Türk çiftçisi öyle yapmadı. Tabii hükümetimiz de burada çok ciddi bir önlem, ciddi bir tedbir alarak Türk çiftçisi üretti ve bizim çok şükür hiçbir marketimizde, evet, hiçbir rafımız herhangi bir üründe e, yaşanmadığı gibi Türkiye ihracatı da devam etti. Bu anlamda gerçekten her birine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ama biz bu teşekkürümüzü sadece sözlü olarak değil, eylemlerimizle de yapmak zorundayız. Şunu söyleyelim, tabii bu yıl biliyorsunuz bir ek bütçe de yapıldı. Evet. Dünyadaki beklenmeyen şartların Türkiye'ye de bir etkisi oldu ekonomik anlamda. Bu sebeple yaklaşık 25 milyon 25 milyar TL ile başlayan süreç önce 29'a ve bu yıl itibariyle inşallah 2022 yılı sonu itibariyle 39.7 milyar TL ile kapatacağız. 40 milyar gibi. Evet ha. 40 milyar. Şu anda bunun 36.1'ini Kasım ayı sonu itibariyle 36'sını ödedik. <laughs> i̇şte dediğiniz gibi yaklaşık 3.6 e, gibi ödenecek. ödenecek ve böylece 40 milyar TL ile e, bu Kapatacak. yılı e, kapatacağız. Peki, Kalan 2023, ödeme ne zaman yapılacak? Bu ay içinde. Bu ay içerisinde bitmiş tabii, tabii, olacak tabii. Hepsi. 2022, 2022 itibariyle öyle. bitirmek zorundayız. Zaten bu bütçe disiplini itibariyle bir... Çiftçilerimizde hep böyle sorular geliyor da hani son ödemeleri biz ne zaman alacağız diye diyoruz. Bu ay içinde inşallah. 2023 yılında da Allah nasip ederse 54 milyar evet. TL evet. gibi önemli bir rakama e, yükseltiyoruz. O yönüyle geçtiğimiz yıldan ilk hesaplanan rakamdan başlarsak %100'ü aşkın, e, %110'a yakın bir rakam e, artmış olacak. Ama bunların daha önemlisi şu, biz sadece rakamsal olarak, parasal olarak bu destekleri vermekten öte gerektiğinde ve gerektiği kişilere vermemiz lazım. Onları da birazdan aktarmaya gayret edeceğim. Aslında şöyle hadi onları aktaralım isterim e, Sayın Bakanım Zira bizim en çok e, çiftçilerle de sohbet ettiğimizde ben destek alamıyorum dediğinde Şimdi ben benim aklımdaki yani üreticinin, çiftçinin aklındaki soruları da sormak istiyorum. Bir kere ÇKS'nin yani çiftçi kayıt sisteminin çok büyük önemi var. Çiftçilerimizin mutlaka bir kere bu sisteme dahil olması gerekiyor. Öyle değil mi? Bu kesinlikle lazım. Aslında temel kural bellidir. Ölçemediğinizi yönetemezsiniz. Birinci evet. kural bu. İkincisi elbette tarımsal faaliyet dış etkenlere açık bir faaliyet. Bunun başka bir Tabiat yolu da açık, evet. yok. Beklenmeyen hava olayları, beklenmeyen iklim olayları, hatta ve hatta e, beklenmeyen sosyal olaylar. Artık göç bile tarımsal faaliyette önemli bir... Ee, risk olarak evet. karşımızda önemli bir risk. Evet. Tabii biz bu kayıt sistemini son derece önemsiyoruz. Neden? Hem tarsim dediğimiz tarımsal sigorta meselemiz var. Hem birazdan anlatmaya çalışacağım yeni bir sigorta geliyor inşallah gelir koruma desteği evet. geliyor. Konya'da ilkine uygulamaya başladık önümüzdeki yıl tüm Türkiye'ye yansıtmak istiyoruz. Hem de bahsettiğiniz destekler için birinci şart bu. Yani Şimdi biz kim çiftçi, nereden bileceğiz, nasıl bilebileceğiz? Yani toprak analizi de yaptırsanız, bununla ilgili destek almak istiyorsanız, organik tarım, hep hayvancılık, arıcılık lazım. hepsinin mutlaka çiftçi kayıt sisteminde yer alması gerekiyor. bunu özellikle altını çizdik çünkü üreticilerimiz bununla ilgili hep söylüyorlar. Bu olmazsa olmuyor. Bir ekleme daha yapalım. İnşallah bir mevzuat hazırlığındayız. Milletvekillerimiz de takdir ederse ben 2023 yılı itibariyle geleceğini düşünüyorum. Onlara da birazdan gireceğim ama tam sorunuzun bu kısmıyla ilgili olduğu için paylaşayım biz burada sadece ÇKS değil, bakanın herhangi bir kayıt sistemine dahil olmak şekliyle bu desteklerdeki o kısıtlamayı da artırmış oluyoruz, genişletmiş olacağız. Hani o hep söylenir işte Eken benim ama destek bana gitmiyor, başka bir noktaya gidiyor. Hı hı. Onun da önemli bir şekliyle önüne geçmiş olacağız inşallah. Peki buradan da bu haberi i̇nşallah. vermiş olalım. Evet, güzel bir e, Gelir garantili destekleme. Dolayısıyla e, tarım alanlarının etkin kullanılması ...beri yandan da üreticinin korunması ve tarım ve Orman Bakanlığı'nın önemli projelerinden de bir tanesi bu. Haydi onu biraz anlatalım. Evet. Bu çok çok önemli, çok çağdaş bir proje, çok medeni bir evet. proje. Dünyada birkaç ülkede var. Çok yaygın değil ama Türkiye burada ön almış durumda. Şu anda Konya'da uyguluyoruz. Bir pilot uygulama var. Burada yine tabii başat ürünümüz, temel ürünümüz buğday için buğday. Ee, bunu öncelikli olarak uygulamaya çalışıyoruz. Burada hem verim düşüşü, yani bunun içinde her türlü afeti dahil edebilirsiniz. Hem de herhangi bir sebeple beklenen gelirden daha Hazırla. az gelir evet. sağlamanız halinde... Bu sistem girecek. Adeta bir sigorta. Yani sigortayı birden fazla anlamıyla düşünelim. Sadece bir ekonomik sigorta değil, adeta bir şalter gibi düşünün. Yani hemen faaliyete girecek ve o ilin ticaret borsasındaki rakamın altına düşerse piyasası evet. hmm. sigorta sistemi girecek ve sizin gelirinizi evet, gelirinizi evet. sigorta edeceğiz. Bu evet. bir. Tabii bunun daha öncesinde yapılması gereken başka bir şey daha var. Ürün deseninin belirlenmesi dediğimiz ee, bu yeni döneme ilişkin birazdan anlatacağım. O bunun ilk aşaması olacak. Ama herhangi bir sebeple doğal afetler, sigortayı aşan başka sebepler ya da piyasa koşulları <laughs> itibariyle. Yani bunlar da olabiliyor. Ürün fazlalığı. Ee, bunlar sebebiyle bir e, üründe ya da gelirde beklenenden daha az bir nokta e, söz konusuysa bu sistem devreye girecek. Bunun priminin de %60'ını devlet ödeyecek. %60'ını? Evet. Bu bu, bu, bu evet. harika bir evet. sistem olacak. O yüzden bizim ısrarla çiftçilerimizden buradan tekrar seslenmek istiyorum. İstirhamımız odur ki lütfen bakanlığımız kayıt sistemlerinde mevcut olun. Yoksa tanımlanamıyorsunuz. Öyle olunca başa bir iş geldiğinde hani nerede bu devlet? Devlet de diyor ki nerede bu millet? Yani böyle bir sarmala, böyle bir Tabii. açmaza giriyoruz. Buradan yeniden o istirhamızı sizler vasıtasıyla paylaşmak istedim. Çiftçi kayıt sistemine elektronik ortamda da girebiliyor. Harika. Onu da bir hatırlatabilirseniz. Evet. evet, zaten bu aslında bizim yeni dönemdeki temel gayelerimizden biri. Dijitalleşme, Evet. dijital tarım, dijital ormancılık. Sadece evet. tarımda da değil, ormancılıkta da, da dijital ormancılık. Biz bunun ilk adımını bir Ekim itibariyle attık. Önceden neydi? Ee, çiftçi kayıt sisteminizin güncellenmesi için e, muhtar, ağza ziraat Tabii. odası, il tarım, ilçe tarım evet. bir süreç. Zaman alıcı süreç. Gittiğinizde, ki ciddi bir görev yapıyorlar, ciddi bir kamu görevi yapıyorlar. Muhtarı bulamayabilirsiniz. Tabii. Tabii. Aza'yı bulamayabilirsiniz. Evet. Evet. Ziraat odası, onların bir iş yoğunluğu. Ee, e, çiftçinin kendi iş yoğunluğu. Kendi iş yoğunluğu. Bunun dışında şehir hayatını yaşayıp kısmen çiftçilik yapan, yapan önemli bir nüfus var evet. bunlar için günleriniz inanın tabii, tabii. zaman alıyor bir evet. trafik bir ciddi bir israf ciddi bir zaman israfı ciddi bir personel israfı bunların hepsini bitirdik yaklaşık iki gün falan süren evet. bir uygulamayı Biz şu anda bir buçuk dakikaya düşürdük Evet, evet bir buçuk dakika kendim bizzat denedim Evet. 90 saniyede bu işlemi yapabiliyoruz. Evet. Çiftçi oldunuz hemen. E-Devlet ee, e sistemine ee, zaten herkes evet. kayıtlı. Kimlik numaranızı giriyorsunuz. Oradan çok işte 3-4 buton diyebilirim yaklaşık aşılarak bir Ekim itibariyle buna geçtik. Ve yoğun da bir rağbet var. Evet. Ee, gerçekten bazı endişelerimiz de vardı ilk olması hasebiyle ama yoğun da bir rağbet var. Hem biz memurumuzu kurtardık. Buradan bunu da açıklamak isterim. Biz ziraat mühendisimizi neden okutuyoruz devlet olarak? Veterinerimizi neden okutuyoruz? 16 yıl ilkokulla birlikte en az 16 yıl. Tabii. Bunun yüksek İlk lisansı, lisansı ve devamı yani. da olabilir. Bir eğitim var. Evet. Devlet bizlere kaynak ayırıyor, zaman ayırıyor. Bu milletin kaynağını harcıyoruz. Ne için harcıyoruz? Herhalde çiftçi kayıt sistemi için tık tık tuşlara basmak için değil. Şimdi en büyük eleştirilerden biri, ki o eleştirdiğiniz sahiplerinden biri de benim, şudur. Ya biz gidiyoruz işte ziraat mühendisleri bilgisayar başında, efendim veterinerler bilgisayar başında ama mevcut yapıda başka bir ihtimal kalmamış ki ona. Bizim isteğimiz şudur. Veterinerimiz ahırda, ağılda, kümeste. Ziraat mühendisimiz... ...tarlada, bağda, bahçede. Gıda mühendisi denetimde değil mi? Kimlerle birlikte olacaklar? Çiftçimizle birlikte evet. olacaklar. Rehberlik yapacaklar. Ve hem verim itibariyle... ...hem teknoloji itibariyle... ...gübrelemeden tutun da suyun Tabii. kullanımına kadar. Onlarca, çok geniş bir alan. İlacın çok atılması kaydı. Bu, evet. bu başlı başına ayrı bir bilim... Evet. ...ve birçok bilim alanın içinde... ...barındıran bir disiplin. Bu noktada rehberlik edecekler. Bizim temel amacımız bu. Bununla ilgili de... Ee, siz açmışken müsaadeniz olursa paylaşmak Sağ ol isterim. Ee, yeni yıl itibariyle inşallah yeni bir müjdemiz daha geliyor. Ee, bu ilk ayağıydı. 1 Ekim evet. itibariyle geçtiğimiz bu yeni sistem. Ee, tarım Cebimde mobil uygulaması gelecek. Ee, ve şu anda mevcut yapılanların önemli bir kısmı oraya geçecek. Bunun içinde hayvancılığın da olduğu işte hı hı. benzetecek olursak çok da başarılı bir sistem olan, dünyada defaatle ödül alan Sağlık Bakanlığımızın mesela e-nabız ...sistemi var. Çok başarılı bir sistem. Gerçekten hepimiz kullanıyoruz. Bunun hayvancılık kısmını düşünün mesela. E-Nabız hayvancılık. Nedir bu? E-Nabız hayvan ya da ben şu an kendimce kısaltmış oldum. Nedir bu? Hayvanınızın sizden önceki kısmı da dahil olmak üzere. Kullandığı antibiyotik. Her Basit kayıt. cümlelerle söyleyeceğim. Evet. Anası kim, babası kim, neyi kullanmış, ne zaman, nerede, ne aşıyı olmuş... Hangi hastalıkları veya hangi tedavileri Peki geçirmiş, geniyor, evet. evet, tüm sürecini en basit cümlelerle ifade Hı -hı. etmeye çalışıyorum. Tüm sürecini buradan görebileceğiz. Bu çok önemli bir hizmet olacak. Keza desteklerden tutun hangi ürünü nerede ekeceğinize kadar bir sistematik yine burada yüklenecek. Onları da birazdan yeni döneme ilişkin açıklamalarda açmış olacağım. Ama benim bu gelir garantili desteklemeden aslında net olarak anladığım şu devlet hem çiftçisinin hem de ürünün arkasında. Dolayısıyla bir alım garantisi sunuyorsunuz. Bu da çok önemli. Konya'da başlandı. 81 ile de en kısa sürede yayılacağına da inanıyoruz. Evet, şunu söylemek isterim. Aslında temel mesele şu. Bizim bir sloganımız var bu dönemde. Sen üret yeter diyoruz. Evet. Çok önemli bizim için. Sen üret yeter. Bunun altını doldurmak da bizim için bir ödev. Çünkü bu bir iddia. Sen üret yeter diyorsak biz çiftçimize, hayvancımıza lazım. elbette. Evet. Yani ee, tohumdan tutun, evet. tohumların bize ait olmasından ki burada Türkiye çok önemli bir e, noktaya geldi çok şükür. Buradan tutun pazarlamaya kadar, ihracata kadar evet. ve bunların verimliliğine kadar çok büyük bir başlık açmış oluyoruz. Desteklere kadar ve bu desteklerin ne şekilde, nasıl yapılacağına kadar. İnşallah biz bu sloganımızın altını doldurmaya devam edeceğiz. Diye düşünüyorum. Aynı zamanda hep şunu da söylüyoruz. Türkiye'de yaş ortalaması 57. Yani şu an tarımda uğraşanlar, üretenler. Aslında bütün bu projeler gençleri de tarıma tekrar yani kırsala öze dönüş aslında tekrar çekecek önemli projeler ki onunla ilgili de çok güzel bir haberimiz var. Birazdan onu da konuşacağız. Şimdi dedik ki ya üretim. Türkiye'ye baktığınızda çok şükür bir sıkıntı yaşamadık ama Rusya-Ukrayna savaşı. Arkasından ciddi bir kriz ve tahıl koridoru anlaşması bütün dünyanın aslında çok önemsediği bir anlaşma. Son durum nedir? Ee, müjdeli Haber'de geldi, süresi uzatıldı ama ne noktadayız tahıl koridoru anlaşmasında? İyi ki Türkiye var bu bölgede ve iyi ki Sayın Cumhurbaşkanımız evet. var. Neden? Dünyanın dev güçleri bu kriz patlak verdiğinde bir kısmı ellerini ovuşturdu. Daha fazla kar beklemek amacıyla. Bir kısmı tarafları tahrik etti. Bunların hepsini birlikte evet. gördük açıklamalarıyla. Hatta bazıları dedi ki sen yürü biz senin arkandayız ama öyle olmadı. Tabi ölen binlerce insan, asker, sivil ve tabi kaybolan onlarca insanlık adına imkan. Neden iyi ki Türkiye var dedim. Gerçekten belki dünyanın en kıymetli bölgesinde yaşıyoruz. Yaklaşık 4 saatlik bir İstanbul'dan uçuşla yani dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul'dan İstanbul Havalimanından uçuşla dünya nüfusunun yüzde kırkına ulaşabiliyorsunuz. Yani bir pergel anlayışıyla üç kıtanın ortasındayız. Afrika. Ne? Köprü, köprü. Köprü. Hani bütün yollar Türkiye'ye çıkıyor galiba. Nereden tutarsanız tutun bütün yollar gerçekten Türkiye'ye çıkıyor. Barış için de Türkiye'ye çıkıyor. Dünyanın gıda güvenilirliğini sağlamak için de Türkiye'ye çıkıyor. Çünkü ne yazık ki bu yaşananların ardından. Türkiye yanına Birleşmiş Milletleri de alarak, ki bunun aslında tam tersi olmalıydı galiba. Birleşmiş Milletler çevre güçleri yanına alarak bu işleri çözmeliydi ama o işte Türkiye'ye kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir liderler diplomasisi e, sergiledi ve 22 Temmuz'da çok önemli bir imza atıldı. Bu imza sadece bir tahıl koridorunun açılması değildi bana göre. İnşallah ben o imzanın devamının barış içinde yine İstanbul'da Aynen, atılacağını evet. düşünüyorum. Evet. Neden öyle düşünüyorum? Şu anda savaşan iki güç var. Ukrayna ve Rusya güçleri ve bu iki güçün memurları aynı çatı altında Türkiye'nin adaletine güvenerek Türkiye'nin himayesinde İstanbul'da çalışıyor. Evet. Böyle bir örnek dünyada kaç kez olmuştur emin değil. Geçtik sonrasında bir yeniden kriz çıktı değil mi? Dedi ki Rusya yaşananların ardından ben bu işi askıya alıyorum dedi. Ve yine tüm dünya kime baktı? Ankara'ya baktı. Evet. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın evet. liderliğine baktı ve tabii onlar e, bu liderliği yakinen tanıyorlar 20 yıldır ve yine Sayın Cumhurbaşkanımız. Daha her iki önemli güçle, bir şey. hep fakir ülkelere gitmesi gerekenler zengin evet. ülkelere gitti. Bunu da vurgulamalıyız. ikinci hocam, anlaşmada bilir. fakir ülkelere yönlendirildi. Burada evet bunun hızlanmasıyla ilgili bir durum var. Şu anda 19 Kasım itibariyle 4 aylık bir uzama var. Biz evet. bundan memnunuz. Neden <laughs> memnunuz? İşte Amerikan borsalarında, uluslararası borsalarda bu kriz patlak verdiğinde ve ikinci kez tekrar patlak verdiğinde bir anda tahıl fiyatlarının yükselişini Mısır'da, Buğday'da, Arpa'da görüyoruz. Bunun tabii bize etkisinin olmaması düşünülemez. Öbür taraftan biz de bu ticaretin bir noktasındayız. Bu bizim için ayrı bir e, elbette ki kar. E, bir de tabii yanı başımızda olan ciddi bir problem. Bundan Türkiye'nin etkilenmemesi mümkün değil. Tabii şöyle oranları verelim. Yani işte aralık başı itibariyle 500 aşkın gemi Ukrayna limanlarından ayrılmış durumda. Bunun 12.2 milyon ton bir tahıl e, şu anda arz edilmiş durumda. Belki nicelik olarak çok çok büyük rakamlar değil ama bunun nitelik olarak ciddi bir anlamı var. Çünkü buradaki bir tıkanıklığın domino etkisiyle başka bir e, süreci Sorun tetikleme evet. ihtimali var. Biz bunun önüne geçmiş olduk. Şu anda hala istediğimiz oranlarda değil özellikle az gelişmiş ülkelere e, giden e, tahıl ve diğer gıda ürünleri itibariyle 58'i şu anda Avrupa'ya gidiyor ama evet. ilk oranlar daha yüksekti bu arada. Biz bunu, %70'e şey yakındı. Evet, evet, ne yazık ki. Yüzde 23 Asya ülkelerine gidiyor. Yüzde 11 11 buçuk gibi Afrika'ya ve yüzde 6.6'sı da Orta Doğu ülkelerine gidiyor. Biz tabii bu en az gelişmiş ülkeler kategorisi var. Onlara daha yoğun özellikle buğday ve ayçiçe noktasında bir sevkiyat istiyoruz. Bunlar şu anda %6.3 civarında. <laughs> Bu tabi uluslararası diplomasinin Türkiye açısından önemli bir talep konusu. Burada tabi dedim ya yani gerçekten uluslararası güçler ya da Birleşmiş Milletler ya da birileri gerçekten bir yerde barış diyorsa, birileri gerçekten insanlık diyorsa onların da yanımızda olması gerekiyor ama ne yazık ki Türkiye burada Hani dünya 5'ten büyüktür derken çok önemli bir iddiayı koymuştu. Evet. Galiba e, o iddiayı da tek başımıza biz tüm dünyaya insanlık dersi olarak vermeye devam edeceğiz. Burada e, bu çalışmamız bizim için devam edecek. Bizim için son derece önemli. 4 ay uzaması müspet bir durum. İnşallah bu imzalar barış adına da İstanbul'da atılsın. Ve hemen yanı başımızdaki Olursun. bu hemen yanı başımızdaki krizler hiç bitmiyor. Dünyanın galiba şimdi en, İran'da şimdi en, en kıymetli topraklarındayız. Hatta evet. şöyle ki. İşte bir yandan görüntülerde de dönüyor. Şimdi buğday görüntülerini görüyorum. Buğdayın ana neresidir? Nerede bulundu buğday? Yani, Anadolu. Anadolu'da bulundu. Mezopotamya, Anadolu. Ee, şimdi dolayısıyla tarımın da merkezi burası. Gerçekten medeniyetin merkezi de burası. Ee, binlerce yıl geçiyor ama galiba bu rolümüz bizim hiçbir zaman değişmiyor. Anadolu'da özellikle Türk milleti olarak e, İnşallah yine adalet dağıtmaya, tarımsal faaliyet anlamında da. Barış anlamında da, gıda koridoru anlamında da devam edeceğiz. Özellikle bu gıda koridoru yani tahıl koridoru siyasetin de üstünde. Biraz önce altın özellikle çizdiniz. Dünyanın insanlığını kaybettiğini bize gösterdi ama biz o büyük adımlarla bütün dünyaya da bunu ispatlamış olduk. Her bir birey, her bir insan çünkü biricik. Biz o biricikliğin farkındayız ülke olarak, ülke insanı olarak da öyle. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni dönemde uygulamaları dedim ben açılışta Sayın Bakanım. Dolayısıyla çiftçimizin de heyecanını şu anda hissediyorum. Tarım Bakanlığı'nın yeni dönemde projeleri neler? Çiftçilere nasıl müjdeler verecek? Nasıl destek olacak? Biz bunun için son derece heyecanlıyız. Sizlerden daha heyecanlıyız. Şu kadarı söylemek isterim. Türkiye son 20 yılda nasıl sağlık meselesinde başarıya ulaştıysa nasıl savunmada özellikle yerleşme, teknoloji anlamında başarıya ulaştıysa, nasıl ulaştırmada başarıya ulaştıysa Allah'ın izniyle çok net olarak söyleyeyim. Tarım ve ormancılık faaliyetinde de başarıya ulaşacak. Çok az kaldı. Bununla ilgili tabi yıllardır söylenen e, önemli eleştiriler vardı. Bu arada son 20 yılda çok önemli faaliyetler bulundu. Faaliyetlerde bulundu. Ciddi bir başarıya imza attık ama Artık dünya farklı bir yere doğru eğriliyor. Son evet. iki yılda gördük ki bölgesel krizler, çatışmalar, göç, e, yoğun bir turizm faaliyeti bir yandan. Bizim bunları da hesaplamamız evet. gerekiyor. E, ve uzaya da çıksak toplamda civata yiyebilme ihtimalimiz yok. Tabii. Çiple doyabilme ihtimalimiz yok. yok. Yaşam için gıdaya ihtiyaç var. Evet. evet. Ya da bir e, efendim madenin ya içerek hayatta kalma ihtimalimiz yok. Dolayısıyla her ne yapacaksak yapalım, evet. öncelikle bu toprağa ayağımızı basacağız. Ve bu topraktan besleneceğiz. Ve bu evet. toprağın üzerindekileri hem tanımlamak hem planlamak zorundayız. Şimdi bu iddiamızı o yönüyle artık yeni bir evreye taşımamız gerekiyor. Bakın, ilginç rakamlar vermek istiyorum. İşte Hepimizin gündeminde olan bir, artık misafirler diyelim biz bunlara, 5 milyonu 6 milyonu aşmış nüfusu... Ee, geçici koruma altındaki Hı. misafirlerimiz var. Bunlar ne yiyor? Ne içiyor? Nereden Bizim besleniyor? devletimiz finanse ediyor. Evet. evet yani. Onun ötesinde hayır. Bu bölgenin, bu ülkenin toprağından yapılan tarımsal faaliyetin ürünlerini yiyorlar. Tabii. Öyle değil mi? Peki şimdi size ilginç bir rakam daha. Bu yıl sonu itibariyle 50 milyona yaklaşması beklenen bir turist sayısı var. Tabii. Evet. 50 milyon. Evet. Yani, bu sene rekor var evet. Avrupa'daki artık ülkeleri tek tek falan almaya gerek yok. 10-15 ülkeyi birleştirsek o sayıya ulaşamayacak bir nüfusdan bahsediyoruz. Tek başımıza ağırladığımız biz turist sayısı. Onları da besliyoruz. Evet. Şimdi yaklaşık işte 85 milyonda biz evet. mevcut durumda bile biz e, bu 50 milyonu 12 aya bölecek olursak yaklaşık 4 e, milyon civarında. E, 5 milyon kadar da e, mülteci diyelim, göçmen diyelim. Dolayısıyla biz şu anda zaten 95 milyon, yaklaşık 100 milyonu beslemek durumundayız. 2050'nin rakamını şimdi <laughs> evet. nüfus olarak. E, kaldı ki bu bölgesel çatışmalar, ne yazık ki iklim değişiklikleri. En önemli nedenlerden e, bu, bu, bu da çalışması. çok önemli bir durum. Bizi artık devlet olarak başka bir yere doğru itiyor. Yeni bir yola, yeni bir yöne evrilmemiz gerekiyor. Tüm bunları niye anlattım? Çünkü son 20 yılda gerçekten çok büyük işler yapıldı. Yani tarımsal hasıladan tutun, ihracat rakamlarından tutun, tarımsal ihracatı kastediyorum. Çok önemli bir yere geldik. Ama bu geldiğimiz yer itibariyle artık bir değişikliğe gitmemiz gerekti. Bunlar nedir? Planlama. En önemli şey bu bizim için. Ve önemli bir eleştiridir Türkiye'de de. Bence haklı boyutları da vardır. Şimdi biz bunu inşallah bitireceğiz. Nedir bu? çok basit bir örneklemeyle anlatmak isterim. Bu planlama şudur. Evet, Mısır bu yıl kazandırıyor örneğin. Ben gideyim bunu Konya Ovası'nda 300 metreden, 400 metreden su çekerek bu faaliyetimi ifade edeyim. Öyle mi? Sonra obruklar oluşsun, çöksün. Acaba mi? bunu uzaylılar mı yaptı falan diye sizler haber yapın. Bunları yaşadık. Öyle değil mi? Yani çok acı. belki çok acı. belki yani böyle trajikomik örneklerle ifade çok etmek haklısınız. istiyorum ama e, bunları yaşadık. Ve bunun Hala devamı devam farklı bölgelerden bu tür haberler gelmeye başlıyor bize. Üstelik de biz su zengini bir ülke değiliz. değiliz. Kesinlikle değiliz. Hatta e, Karadeniz e, gerek Batı Karadeniz gerek Doğu Karadeniz bu iki coğrafyayı denklemden çıkarırsak su fakiriz. Çünkü bunların bir rakamsal değeri de var. Şimdi dolayısıyla tarımsal faaliyette patron kim? Siz misiniz? Ben miyim? Çiftçi mi? Bakan mı? Evet, değil. Cumhurbaşkanı mı? Evet, değil. Hayır, su. Evet. Su. Yani su ve toprak çok evet, önemli. Evet. Yani. Dolayısıyla biz önce suyu koruyacağız, sonra toprağı koruyacağız ve bu planlamada bu iki ana etkeni asıl olarak bize e, temel e, belirleyici olarak alacağız. En güzel örnek aslında hani altını bir daha çizelim. Neden Konya örneğini verdik? Konya'da eğer mısır yetiştirirseniz orada mısır üretmeye başlarsanız o zaman biraz önce söylediğimiz su problemiyle karşılaşıyoruz ve Nezat hocamın da salık verdiği gibi ileriki günlerde, ileriki zamanlarda bizim karşımıza daha büyük bir olumsuzlukla çıkacak. O yüzden planlama en üstte duruyor. Bu planlama nedir? Ben bunu biraz daha açmak isterim. Lütfen. Bununla ilgili tabii çok önemli bir çalışma süreci yürüttük. Detaylarına şu anda belki ihtiyaç yok ama bunun için tabi yasa bir düzenleme gerekiyor. Bununla ilgili de hazırlıklarımız var. Eğer Gazi Meclisimiz takdir ederse 2023'te inşallah biz bunların da çıkacağını düşünüyoruz. Şudur: Kim nereye neyi ekecek? Planlamasının planlaması. devlet tarafından yapılması. Az önce mobil uygulama dedim ya. Evet. Şimdi orayla bağlantılandıralım. Gireceksiniz cep telefonunuzdan. Evet. sizin şu ada şu hafta Ebu Bekir gizli gider. Nevşehir ili Merkez ilçesi. Efendim, çat kasabası şu mevkiindeki tarlası. Ne Buraya için? sizin ekebilecekleriniz, şunlar, şunlar, şunlar. Evet. İşte buğday, arpa, mısır değil mesela. <laughs> ya da çok işte ya da kayısı değil. Eyvah. Efendim, evet. Gibi bir planlama yapmak zorundayız. Çünkü bununla gidemiyoruz, mevcut durumla gidemiyoruz. Ayrıca istatistiklerimiz yeterli bir verimi bize sağlamıyor. Yani. İnanın patates görünüyor, buğday çıkıyor, Tabii. buğday görünüyor. Son ürün projeksiyonu evet. yapamıyoruz. Evet, burada. mısır evet. çıkıyor. Dolayısıyla bu bir problem olarak bizim önümüzde var. Ayrıca sayamadığınızı yönetemezsiniz. Önce saymak zorundasınız. Önce bilmek zorundasınız. Evet. Yönetebilirsiniz ya da sorunlarını çözebilirsiniz. Öncelikle ürün desenini belirleyeceğiz. Bu konuda son derece kararlıyız. Su, verimlilik, toprak e, ve teknoloji burada bizim için anahtar kelimeler. Yine efendim bizim için son derece önemli olan sözleşmeli üretim. Bu da yıllardır söylenir ama biz bu yıl geçtiğimiz ay itibariyle Erzurum'da hayvancılıkta başladık. Et evet. süt kurumumuz vasıtasıyla sözleşmeli üretimi hayvancılıkta başladık. İşte bunu bitkisel üretimde de yapmak istiyoruz. En başta sigortalanmasıyla başlayan sistemin yani mesela aslında şu çiftçinin hiçbir şekilde zarar edemeyeceği hani meşhur tabir vardır ya ne aldanan olmak ne aldatan olmak. Keza sadece çiftçi açısından değil, onu ektiren, o ürünü bekleyen tüccarın da tırnak <laughs> için, sanayici gıda diğer sanayi, tarafında tabii, tabii sanayi olmadan bu tarımın da bir yerden sonra anlamı yok. Tabii. Onun katma değeri olmadan e, verim düşer. Dolayısıyla böyle bir sistem getiriyoruz. Bu iradi olacak e, ama tabii çok teşvik olacağı için buna biz yoğun bir e, inşallah e, yönelimin olacağını düşünüyoruz. Yine dijitalleşme bizim için son derece önemli. Bakın az önce saydığımız faaliyette iki gün, işte kaç kez dolmuş değiştirecekti, veya Tabii. ne kadar yakıt yakacaktı, kaç kişiyle muhatap olacaktı, gereksiz bir süreç yaşanacaktı. Bir buçuk dakikadan 90 saniyeden bahsediyoruz. Bunların devamını da inşallah dijitalleşme noktasında, yani bütün başvuruların buraya alınması, her şeyin kayıt altında olması. ...bizim için son derece önemli. Tarım cebimdeyi tekrar bunu hatırlatmak istiyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde Sayın Bakanımız tarafından bu da tanıtılacak. Yine ÇKS dışındaki kayıtların da burada desteklerde esas alınması. Sorunuza onunla başladınız. Bizim için son derece önemli. Yine bunun için de yasal bir düzenleme gerekiyor. İnşallah buna da hazırız. Tarımsal kooperatifleri son derece önemsiyoruz. Biz bu STK'ları, bu tüzel kişilikleri, bir yarışmacı zihniyet, bir fayda menfaat odaklı bir yeni sistemle ele almak istiyoruz. Yani eğitim veren yeni bir vizyon Filan açabilen ya. kendi evet. faaliyetine bir kooperatifle işte sadece bir şekilde ola gelmiş yıllar önce kurulmuş bir şekilde yaşamaya çalışan kooperatifi aynı noktaya koymamalıyız. Evet. Burada onları teşvik edici bir sistem inşallah Ki geliyor. Ki çok önemli kooperatifçilik. Son derece önemli. Kent tarımı bizim için son derece önemli. Ona ayrı bir başlık açmalıyız. Bilmiyorum şu an mı açalım yoksa birazdan mı açalım? Köye Şimdi dönüş öze dönüş. Evet. Köye evet. dönüş. Öze dönüş. Köye dönüş öze dönüş. İnşallah bunu sağlayacağız. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile önemli bir protokol imzaladık. Bunu hı hı. inşallah birlikte gerçekleştiriyoruz. Keza Sağlık Bakanlığımız şimdi yine e, bu amacın içinde sağlık ocaklarının açılmasıyla ilgili biliyorsunuz. Yine okulların, köy okullarının tekrar açılması ve yaşam alanlarının oluşturulmasıyla ilgili. Bize de burada örnek köy uygulamasından tutun. E, farklı desteklerle inşallah bu köye dönüşü destekleyeceğiz. Köy okullarının tekrar açılması yeniden evet, değil mi Nevzat evet. Hocam? Çok kıymetli bu ülke için. Tarımın çok kazandıran bir faaliyet olduğunu göstermek istiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Çünkü çiftçi buna layık yani. Evet. Hem öyle hocam hem de ben çok önemli iş adamlarıyla da konuştum. Şimdi Hı. burada e, ismen e, belki anmak doğru olmayabilir. İşte yol müteahhitleri mesela. Evet. Türkiye'nin büyük yol müteahhitleri diyor ki aynı zamanda biz tarımsal faaliyetle yapıyoruz. En çok kazandığım yer burası. Ya Hı. da çok daha basit ve uluslararası bir örnek vereyim. Yani çok önemli bir dünyanın... Yazılım dediğimizde hemen akla gelebilecek bir markasının sahibi Afrika'da öyle değil mi? Tarıma yatırım yapıyor. Yüz binlerce dönüm. Tarıma yatırım yapıyor. Arazi alıyor. Şimdi neden bir gelecek perspektifi, gelecek vizyonu iki çok kazançlı, son derece e, evet. bir koyduğunuzda üç, beş, on yer yer e, alabildiğiniz bir faaliyet alanı olduğunu göstermeliyiz. Ee, bu anlamda inşallah. O yüzden öze dönüş çok olacak. önemli. Evet. Dünyadan, üretime dönüş çok önemli. aslında şöyle yapalım mı? Kent konseyi dediniz. Ee, tarım ve Orman Bakanlığı'nın en önemli projelerinden bir tanesi de Kent Tarımı Özürlüyor. Kent, tarım. kent Tarımı. Neden peki bu kadar önemli? Ee, Sayın Ebu Bekir Bey'den detaylarını alacağız ama şimdi bir yalovaya uzanalım. Bakalım bu Kent Tarımı nedir, ne değildir. Önce bir izleyelim. Arkasından da bu önemli projeyi konuşalım. İl ve Tarım Orman Müdürlüğü tüm sene boyunca seralara sebze fidesi dağıtımı yaparak üreticiye destek oluyor. Yalova'da tarımsal üretim kapasitesini artırmak için ne gibi çalışmalar yapılıyor? Yalova ilimiz yüz ölçüm itibariyle Türkiye'mizin en küçük ili. Tarım arazilerimizin büyüklüğü açısından da 41.600 parselimiz içerisinde 5 dekar ve altındaki tarım parseli oranımız da %73. Bu bize birim alandan etkin, verimli ve gelir seviyesi yüksek üretim mesajı veriyor. Bu anlamda da son dönemde faaliyete başladığımız kent tarımı uygulamaları önemli bir yer tutuyor. İlimizde yaklaşık 7800 dekarlık bir alanda sebze üretimi gerçekleşmekte ve bizler bakanımızın çizmiş olduğu vizyonla birlikte kent tarımı uygulamaları kapsamında ilkbahar ve sonbaharda yoğun bir çalışma yürütüyoruz şu anda içerisinde bulunduğumuz serada olmak üzere yaklaşık 100 çiftçimizle beraber 250 dekar alanın üzerindeki bir alanda kent tarım uygulamaları yapıyoruz. Nedir bu kent tarım uygulaması? Bu modelin hedefleri nelerdir? Bu kent tarım uygulamalarında özellikle hem lojistik maliyetlerini düşürmek hem de tüketicinin yoğun olduğu bölgelere daha taze, daha hızlı ürünü ulaştırmak hedefimiz. Yalova'mızda bulunduğu coğrafya itibariyle metropollere yakınlığı İstanbul, İzmit ve Bursa metropollerinin ortasında bulunması, bir üretim kabiliyeti olması, bir yetenek olması bunları birleştirdiğimizde de bizim projemizin tam anlamıyla yer bulacağı bir ilimiz. Bizler hem ilimizde bulunan üreticilere fide desteği sağlayarak bu fide desteğinin de %75'ini bakanlık kaynaklarımızdan ve yerel kaynaklardan sağlıyoruz. %25'inde çiftçi kaynaklarımızla sağlıyoruz. Çiftçimize hem süreç anlamında bir aylık süre kazandırmak hem de tüketicimize daha uygun şartlarda, daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde taze sebzeyi ulaştırmak hedefiyle yola çıktık. Bakanlık olarak projedeki üretim sürecini takip ediyor musunuz? Projemiz kapsamında tabii biz fideyi çiftçimizle buluşturduktan sonra işimiz bitmiyor. Biz üretimin tüm safhalarında teknik destek olarak çiftçimizin serasında her daim bu ürünlerin gelişimini takip ediyoruz. E, gerekli teknik desteği sağlıyoruz ve ürünlerin pazara çıkıncaya kadar ki süreçleri bizim kontrolümüzde oluyor. Bugüne kadar projemizden yaklaşık 1 milyon adet fidemizi çiftçimizle buluşturduk. Tabi bunu sürece ve periyoda da yaydık ve üreticilerimizin sürekliğini pazara arzını daha sonraki süreçte sağlamaları için de fideleri peyderpey veriyoruz. Şu ana kadar 1 milyon adet fidemizi buluşturduk ve 1 milyon adet fidemizi de önümüzdeki bir ay içerisinde üreticimizle buluşturacağız. Projemizin toplam bütçesi 1 milyon 150 bin TL'lik bir proje ve bunun %75'lik kısmını biraz önce de söyledim bakanlığımız ve yerel kaynaklardan sağlıyoruz. %25'lik bütçesini de çiftçimizden sağlıyoruz. yeni bir destekleme modeli ve üzerinde konuşulması gereken önemli bir husus. Kent tarımı. Kent tarımı nedir Sayın Bakanım? Kent tarımı inşallah çok çağdaş bir uygulama olarak Türkiye'ye kazandırmak istediğimiz devasa bir proje. Nedir kent tarımı? Ben kendi cümlelerimle akılda kalıcı olduğunu düşündüğüm şu tanımlamayı yapıyorum. Yorgun domates sendromuna son vereceğiz. Çok güzel. Nedir yorgun domates sendromu? Antalya'dan yola çıkan domates 700 kilometre çok zorlu bir yolculuğun, kara yolculuğunun ardından İstanbul'a ulaşıyor. Tabii bu arada hallerde başına gelenler, tekrar tekrar transfer maliyetleri, lojistik maliyetleri. İsraf, arada kaybolan. Ve çünkü en önemlisi insan sağlığı açısından tazeliğin elbette yitirilmesi. ki yitirilmesi. Ve size çok önemli bilgi, bir bilgi vereyim. Yaklaşık yüzde kırka yakın kayıp var. Evet. Bu transfer esnasında. Yani inanın o domatesin yetişmesi için aslında her biri Allah'ın bir mucizesi. Evet. Hmm. Suyun belli bir oranda bulunması gerekiyor. Güneşin istenen oranda, çok o ince bir ayarda bulunması gerekiyor. Ona emek gerekiyor. Ciddi bir evet. emek gerekiyor. Yani bu yaşamın her anı bir mucize ama bu mucize ürünün yüzde kırkının çöpe gittiğini düşün. Bir de bunu düşünün. Lojistik maliyetler. Bakın şu anda değil mi? Hep herkesin gündeminde bu evet. ürünlerin. Ee, Fiyatlarının dalgalanması, kış geldiğinde ayrı bir süreç. Dolayısıyla bizim amacımız başta İstanbul olmak üzere metropollerin mümkünse kendisinden değilse çevresinden, hinterlandından beslenmesi. Evet. Bu bize hem lojistik maliyeti düşürecek hem tazeliği getirecek hem de çok önemli bir ayrıntı olan yaklaşık yüzde %40'lara ulaşan Gıda ürün israfı. kaybının, evet. israfın, çöpe giden Türkçesi. Evet. Ürünün inşallah e, sofralarımıza gelmesini sağlayacak. Bu ne demek? Bu şu demek. İstanbul yaklaşık günlük giren çıkan e, sayısı itibariyle nüfusu 20 milyona. Bazen açtığı mi? söyleniyor. Evet, Çünkü bir yandan şey. Balkanlar, bir yandan Anadolu. E, tabii İstanbul'un kuzeyinde tarım yapılan ciddi alanlarımız var. E, ancak bunların yeterli olmaması sebebiyle Marmara, Hinterland'ındaki iller var. Onun ötesinde Ankara, aynı zamanda tarımsal faaliyetin de önemli merkezlerinden biridir. Ama tabii ki nüfus itibariyle onun bir hinterlandı. İzmir keza böyle. Bu şekilde 14 ilimiz var. Bu 14 ilimizi biz e, kent tarımında merkez alıp çok ciddi destekler vereceğiz. Çünkü e, biraz zamanımız da daraldı. O evet, kadarını söyleyeyim. O yüzden söyleyeyim. aslında şöyle benim algıladığım eğer doğruysa, hani buradan e, devam etmek istiyorum. Biz şehirlerde taze ve sebze meyve erişimini... Hem de ucuz şekilde. Çok doğru. E, Tabii. En ama en ucuz olması. olacağız. Dolayısıyla o biraz önce söylediğiniz e, ürün israfını, gıda israfını da aslında e, geriletmiş olacağız. Bu da çok önemli. Yani kent tarımı e, üzerinde daha da çok konuşulması gereken bir mevzu ama şimdi çok az sürem kaldı. Ben hep şunu söylüyorum gençler öz'e dönüş yani yeniden üretime dönüş ve sizlerin yani tarım ve orman bakanlığının tarımsal gençlik konseyi. Evet. Çok kısa onu da Ondan öğrencim. önce bir ekleme yapalım. <laughs> bu kent tarımına bir ekleme de şu. Bu iller dışında da tarıma dayalı ihtisas OSB'lerimiz var. Yani jeotermal kaynaklı illerimizde de büyük seraların kurulması söz konusu. Çok büyük hibelerle. E, onu, o da çok önemli bizim için. Ve Gençlik Konseyi. En önemlisi bu. Tabii gençlik hep e, övülür. Ama iş faaliyete geldiğinde, eyleme geldiğinde Dur bakalım biraz daha olgunlaşsın Bekle. Deniz. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu biliyoruz. 18 yaşına seçme seçilme yaşını düşüren bu vizyon. işte ben seçildiğimde milletvekili olarak 32 yaşındaydım. Seçildiğimizde dediler ki ya çolukları çocukları hep meclise falan dolduruyorlar falan. Ama tabii bir de o bakış açısı lazım mecliste. Evet. Yani genç bakış açısı lazım. Bildiğim kadarıyla Türkiye'deki ortalama yaş 33. Şimdi eğer ortalamamız 33 ise... Neden 30'lu yaşlar, neden 20'li yaşlar karar alma noktasında bir irade sahip? En azından olması. öğrenirler belli bir dönem evet. vizyon gelişir. Bir de aykırı bakışlara da ihtiyacımız tabii, tabii. var hocam. Yani basma kalıplardan artık kurtulmamız lazım. Kısacası şu. 18-35 yaş aralığında şu anda 30 sektör belirledik. bunun içinde tabii kadın erkek dağılımını da iyi bir şekilde yapmak istiyoruz. Bunların resmi yazısı yazıldı, gönderildi. Arkadaşlarımız gelecek belli aralıklarla istişare edeceğiz. Belki biz gideceğiz o illere. Hem bakanımızla hem ilgili birimlerimizle. Toplantı Karar... şeklinde değil tabii, mi? Tabii tabii. <laughs> Karar alma noktasında i̇stişare. istişare edeceğiz. Hem toplu istişareler olacak baştan. Sonra da bunlar sektörlerin de temsilcisi olarak. işte efendim üzümcülükte benim bakış açım şu. Şuraya gelmemiz lazım. Ya da şu noktada ben ya, eksikler görüyorum. Evet. Elbette. Ee, böyle bir yeni süreci inşallah başlatıyoruz. Burada da biz çok heyecanlıyız. Gençlik konseyi bizim için son derece bizi de heyecanlandıran inşallah önemli bir yenilik çünkü istişareden hayır doğar yani eskiler demiş ki barikayı hakikat müsaademeyi efkardan doğar yani, yani hakikat güneşi fikirlerin çatışmasından fikirlerin evet çarpışmasından doğar ve bizim o bakış açısına da basma kalıp bakış açılarının ötesinde bir modern bakış açısı olarak bir yenilikçi bakış açısı olarak ihtiyacımız var İnşallah onu da 2023 ...itibariyle hayata geçireceğiz diye düşünüyorum. Peki. Sen üret yeter diyoruz. Sen üret yeter, öze dön. Yeniden tarımsal faaliyetlerde... E, ...ülkem için çalışmaya ne olur devam et. O yüzden gençler sizin için de çok önemli. Sizin de buraya gelmeniz bizim için çok önemliydi. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle ben bu programı yaptığınız için... ...bizim için çok kıymetli. Ve yakınında takip ediyoruz hocam sizleri. Sağ olun. Ee, tekrar tekrar Hoş tebrik geldiniz. ediyorum. Teşekkür ediyorum. Buradan herkese tekrar saygılarımı sunuyorum. Peki. Yine geliniz, bazı yine konu, bekliyoruz, başka konulara yine evet. bekliyoruz, yine çalışmaları konuşalım. Şimdi bir reklam arası, ardından buradayız. Bugün bu toprağın sesinde bereketli bir yayın geçirdik. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önemli projelerini, yeni dönemdeki çalışmalarını konuştuk. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın sabah 8.45'i gösterdiğinde yeniden sizlerle buluşmak istiyoruz. Bizden hemen sonra Alişan'la Hayata Gülümse yayın devam ediyor. İyilikler olsun.